Dünayla evlendik. Ne? Ne? Tek yapacağın bugünkü gibi göğüs silikonu çıkarmak ya da takmak. O implantasyonların içinde ne vardı? Bugünkülerde likit kokain vardı. Onlardan kokain gelecek. Bizim koyacaklarımızda ise likit eroin olacak. Ne saçmalıyorsun Burçin? Teklifine hayır demiştim. Tatlım rahat ol lütfen. Ben bu işte yokum. Bir daha bu konuyla ilgili beni arama. Ela'ydı değil mi? Evet Burçin Hanım. Arslan Bey. Beni kaçırdılar. Öldürmekle tehdit ediyorlar. Ne? Hemen gelirsen ona hiçbir şey olmaz tatlım. Üzülme Ela. Biliyorum. Hasan'ın bana yüz vermeyeceğine çok emindin. Ama ne yapalım? Hasan da anlayacak. O da görecek senin ne malı olduğunu. Levent için korkma Ela. Onunla işim bitti benim. Ahlaksız, terbiyesiz insan. Ayla ne oldu? Sana vurdular mı? Ayla sana vurdular mı dedim. Hasan lütfen gidelim buradan. Aşkın arıyor. Sadece küçük parmağın tatlım. Diğerine sıra gelmez diye umuyorum. Bırakın beni. İstediğini yapacağım. Şu andan itibaren ikimizin de hayatı senin ellerinde. Huysuzluk yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız. Ve sana bir şey olursa çok üzülürüm sonra. Tamam. İstediklerini yapacağım. Ama Ela'yı bırak. Onun olması gerekmiyor. Bunun için çok geç artık. Seninki boğazına kadar battı bu işe. (Gülüyor)
Yeni silikonlar tamam abla. Çabuk olun, çok fazla vaktimiz yok. Kızlar hadi, hadi, hadi. Ela! Bak Ela, beni dikkat et dinle. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Ama istediklerini yapmak zorundayız. Yoksa buradan sağ çıkamayız. Tamam mı? Tamam mı Ela? Senden bir ricam var abla. Petra var ya abla. Olga'nın kardeşi. Silikonlarını çıkardınız. Kanama kontrolü yapalım. Geçen ay kaçmaya çalışan Matruşka. Niyeti kaçmak değildi abla. Korktu işte. Zaten çok pişman. Hans. Dersini aldı. Ona yeni silikon takmasak olur mu? Abla, kız çok bitkin. Morali de çok bozuk. Çıkarabiliriz. Ben sana bu hatunlara gönlünü kaptırma demedim mi? Bunlar dükkanın malı oğlum. Bunlar envanter. Biri gider, biri gelir. Abla, Petra'yı bana bağışla. Ne olur ablacığım, ben onu alıp eve götüreceğim. Evimin kadını yapacağım. Erkek sözü abla. Aşık mı oldun? Kanama kontrolü yapalım. Tamam. En son alsınlar onu. Söyle, yeni silikon koymasınlar. Sağ ol abla. Allah razı olsun senden. Yüzünü kara çıkarmayacağım. Envantere aşık olur mu? Kuş beyin herif. Levent aylarca geçici başhekimlik yaptığı halde ona teklif etmedi. Onu eleyebiliriz. Jüri de kadın, onu da ele. Ve şimdi Aslan da kayıp. Onu da gönül rahatlığıyla eleyebilirsin. Sen başarılı erkeğin arkasındaki kadın mısın bakayım? Hayır. Sen başarılı kadınla layık olmaya çalışan adamsın. Hala bu kadar komik olmana çok sevindim. Ümit? Bey? Ne işiniz var burada? Seni görmeye geldim. Merhaba. Merhaba. Suat, Ümit Bilen'le tanışıyor musunuz? O da kalp cerrahı. İsmen biliyorum ama daha önce tanışmamıştık. Merhaba. Suat Birtan değil mi? Evet. Gitmek zorundayım. Affedersiniz. Zenon ben... Ben de onunla gitmek zorundayım. Nereden tanışıyorsunuz? Okuldayken bir seminere gelmiştim. Tek bir seminerden bu kadar samimi oldunuz. Okula sık sık gelirdi. Teklifsiz ve densiz biridir. Evet, fark ettim. Suat. Beni görmeye gelmediğine eminim, saçmalıyor. Aranızda bir şey var mıydı?
Hayır tabii ki. Yani bana benden hoşlandığını söylemişti ama asla bir şey olmadı. İyi. Buna sevindim. Benden saklamadığın sürece sorun yok. Gel. Hocam, klinik işini düşünebildiniz mi acaba? Fikret, şu an bununla uğraşamam. Bir cerrahım kayıp. Aslan Bey'e hala ulaşamadınız mı? Hayır. Telefonunu kapatmış. Umarım bunun için çok geçerli bir mazereti vardır. Gel. Merhaba Haldun Bey. Oh, hoş geldin Ümit. Gel. Merhaba. Sonra konuşalım Fikret. Baş üstüne hocam. İyi günler. İyi günler. Evet. Nasılsın bakalım? Bomba gibiyim. Hastaneyi ele geçirmek için sabırsızlanıyorum. Leyla'yla hiç konuştun mu? Hayır. Aradım ama telefonu kapalıydı. Bir de Zenan'a sorayım. Zenan'ı da aramamış. Levent Bey merak etmeyin. Eminim şu anda annesiyle duygusal anlar yaşıyordur. Telefonla uğraşmak istememiştir. Gel. Bir toplantıdayım Levent. Ne vardı? Hocam, Ela annesiyle buluşmaya gitti ve gittiğinden beri telefonu kapalı. Endişelenmeye başladım. Nazenin'le buluşacaktı öyle mi? Hı-hı. Evet. Nazenin'in cep telefonu bende yok. Ama Simten kaldığı oteli biliyor. Tamam, sağ olun. Ha Levent. Hı. Beni durumdan haberdar et, olur mu? Tabii. Bana Ela'nın annesini bağlar mısın Simten? Kaldığı oteli biliyor musun? Tabii Levent Bey, odanızı aktarıyorum. Sağ ol. Beş dakika çalsana, gidip bir kahve içelim. Hı? Tamam. Hadi. İyi günler. İyi günler. Ela Altın'da arıyorum. Rica etsem ameliyat olup olmadığını öğrenebilir misiniz? Nazenin Hanım, Ela dışarıda. Ben onun arkadaşıyım. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben birazdan gelirim. Şöyle gelin lütfen, dışarıda konuşalım. Ela'nın arkadaşıymış. Yüzüne tükürseler ya Rabbi şükür diyeceksin. İyi günler, nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. Nazenin üstünle görüşebilir miyim? Bir bakalım efendim. Odası cevap vermiyor. Peki şu an otelde mi, dışarıda mı? Anahtarını teslim etmiş. Muhtemelen dışarıdadır. Hı hı. Nerede olacağıyla ilgili herhangi bir not falan bırakmış olabilir mi? Hayır efendim, bırakmamış. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ela sizinle değil miydi? Hayır. Sabah arayıp buluşmak istediğini söyledi. Ama saatlerce beklediğim halde gelmedi. Hı hı. Telefonu da kapalı. Çok merak ettim. Buradadır diye umuyordum ama. Hemen kaygılanmayın. Nasıl kaygılanmam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Kaza falan geçirmiş olmasın? Yok, hayır, hayır. Öyle bir şey olsaydı şu ana kadar bize bilgisi gelirdi. Ela'yla yakın mısınız? Yani onun nerede olabileceğini biliyor musunuz? Maalesef bilmiyorum. Bakın, eminim Ela iyidir. Bana numaranızı bırakın. Bir haber alır almaz sizi ararım. Olmaz mı? Tabii ama benim içim rahat etmez. Ben burada bekleyeyim. Belki hastaneye dönerim. Peki. Benim işlerim var. Onları halledeyim. Tekrar yanınıza gelirim. Olmaz mı? Geliyorum.
Hocam. 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 Ela annesiyle konuşmaya gitmemiş. Benden bu bahaneyle izin almıştı. Bahane değil zaten. Yani buluşacaklarmış ama Ela annesine geliyorum deyip sonra yok olmuş. Zaten Levent Bey de kaygılıydı. Buradan gittiğinden beri telefonu kapalıymış. Allah Allah. Ne oluyor bugün böyle? Anlamadım ki. Aslan Bey de kayıplara karıştı ve onun da telefonu kapalı. Birlikte değildirler herhalde, değil mi? Hasan. Levent'e bir şey söyledin mi? Hayır. Şimdi onunla konuşmaya gidiyordum. Sakın. Ela'nın nerede olabileceğine dair bir şey öğrenmeden ona hiçbir şey söyleme. Hatta en iyisi hiç kimseye bir şey söyleme. Yalnız annesi aşağıda bekliyor. Onu bir şekilde sakinleştir ve yolla. Bir şey öğrenir öğrenmez de ilk bana gel. Tamam mı? Tamam hocam. Birinci silikonu çıkarıyorum. Tampon. İkinci silikon. Bu kıza içi dolu silikon konmayacak. Bu onun son işi. Seninki değil mi bu Petra? Evet. Evet, dikişe başlayabilirim artık. Süper bir takım olduk. Sizden çok memnunum. Yüklü bir bonusu hak ettiniz. Para istemiyoruz. Bizi unutun yeter. Eğer gönderdiği parayı almazsan... abim ona saygısızlık ettiğini düşünür. Ve çok bozulur. O zaman da bu küçük kız buradan çıkamaz. Çünkü boynu çat diye kırılır, o güzel bedeni cansız yere yığılır. Bunu istemeyiz, öyle değil mi? Doktorla kıza ver. Ama kameraya kendini gösterme. Arkanı dön. Ama dikkat et, onların da yüzleri kameraya dönük olsun. Ben birazdan geleceğim yanınıza. Emredersin abla. Evet, kapatabiliriz. Bunu patron yolladı. Patronun tepesine attırmadan hemen cebinize koyarsanız iyi edersiniz. Alamam. Şu anda steril durumdayım. Başka hiçbir şey eleyemem. Alın dedim size. Çıkarın eldivenleri, sonra devam edersiniz. Hadi. Al hadi. Cebinize koyun. Kız biraz fazla kan kaybetti. Kan verilse iyi olur. Sen dert etme doktor. Hallederiz. Haydar, malları al. Hepsini buzla. Sonra istikamete doğru ilerleyin. Tamam. Ve beni bekleyin. Sen de git kızları odalarına tamam. Yerleştir. Aferin. İyi iş çıkardınız. İşini iyi yapanları takdir ederim. Sana verdiğim bütün işleri çok iyi yaptın. Bu hastayı kapattıktan sonra gidebilir miyiz artık? Gitmeden önce bu tatlı kıza bir şey sormam gerek.
Söyle bakalım tatlı kız. Sence ben korkutucu biri miyim? Ha? Emin misin? Eşrefoğlu Caddesi No 12. Annemin evi. Tayyareci Ethem Efendi Caddesi 47 numara. Zeynep, Zenan, Hasan. Benim size dokunmaya hiç niyetim yok. Çünkü bana lazımsınız. Ama onlar... Onlar bana lazım değil. Polise gittiğiniz takdirde... neler olacağını net bir şekilde anlamanızı istiyorum. Ölmüş. Burada olanlardan herhangi birine bahsederseniz onların başına gelecekler bundan çok daha beter olacak. Onları öldürmeden önce gözlerini oyarım. Ve size de seyrettiririm. Ama sözümü dinler ve bana sadık olursanız korkacak bir şeyiniz kalmaz. Benim etrafımda çekirge sadece bir kere sıçrayabilir. O da eğer şansı varsa. Ela. Tamam, geçti. Tamam. Tamam. Geçti, bitti. Bitti. Ela. Hemen çıkıyoruz buradan, tamam mı? Topla kendini. Hadi. Gidiyoruz. Bir şekilde görmeniz hayatta kalma şansınızı yükseltir. Bak doktor, bu oyunu kurallarına göre oynamalısın. Söz veriyorum, en fazla bir haftalık işiniz kaldı. Sonra bütün bunları unutacaksın. Ve unutmana yardımcı olmak için de tonla paran olacak. Tabii... senle ben ayrılmak zorunda değiliz. Götür. Hop. Bunu Burçin abla yolladı. Kusura bakmayacak mısın? Aceleye gelmiş.
Ama merak etmesin, daha 2-3 milimlik malzeme var dedi. Hadi yürü şimdi. Zenan. Bütün gün seni aradım. Ümit. Ben nişanlandım. Güzel espri. Ben ciddiyim. Zenan ve evlilik. İnanamıyorum. Zaten parmağında yüzük de göremiyorum. İşte yüzüğüm. Hmm. İşte buna şaşırdım. Kim? Tanıdığın biri mi? Suat Birtan. Bak, buna hiç şaşırmadım. Tabii ki bir asistanla falan nişanlanacak değildi. Parlak, hem de çok parlak bir kalp cerrahından başka biri olamazdı. Gitmek zorundayım. Hiç değilse benimle bir yemeğe çık. Geçip giden seneleri ve beni peşinden nasıl koşturduğunu konuşuruz. Yemek yiyorsun değil mi? Evet, yiyorum. Suat'la. İyi günler. İyi günler. Şey Murat, kızlara bir şey sormanı istiyorum. Bırakın bu ilkokul çocuk üstlüğünü ya. Kendin sorsana. Kendim soramam. Ve bu önemli, tamam mı? Bak lütfen, rica ediyorum. İyi tamam, soru ne? Şey, Ela. Onunla hiç konuşmuşlar mı? Hiç haber almışlar mı? Bunu soracaksın. Zenan, Ela'dan bir haber var mı? Nasıl bir haber? Bilmem, hani telefonu kapalıydı ya. Hala kapalı. Niye soruyorsun? Hiç, merak ettim. Murat, niye sordun Ela'yı? Doğruyu söyle. Hasan sordurdu. Nihayet Ela'nın dostu olduğunu hatırladı yani. Ya sevmediğiniz bir kızla evlendi diye Hasan'ı aforoz ettiniz resmen. Size ne? İstediği insanla evlenir. Sen kendi işine bak çaylak. Bu bizim sorunumuz. Hocam, haber var mı? Yok. Karakolları, diğer hastaneleri, yaralı listelerini hepsini soruşturdum. Aslan Bey'den de hala ses çıkmadı. Onun Aslan Bey'le olabileceğine ihtimal vermiyorum. Benim bildiğim Ela böyle bir şey yapmaz. Biraz daha bekleyelim. Saat şu an 9. Hı hı. Eğer bir saat daha haber alamazsak Levent Bey'i arar, durumu anlatırım. Zeynep. Seni eve ben bırakayım. Ela'yı orada bekleyeceğim. Levent Bey, kuruntu yapmayın. Hayatı boyunca ilk kez annesiyle konuşuyor. Günlerce konuşsalar bitmeyecek kadar çok şeyleri var. Yine de bir sakıncası yoksa evde beklemek istiyorum. Tabii ki bir sakıncası yok. Buyurun gidelim. Zeynep! Ben nöbetçiyim biliyorsun. Ela eve gelince beni mutlaka arasın. Meraktan öldüm bütün gün. Tamam, aratırım. Merak etme. Hoşça kal. Canım pardon ya. Benim işim çıktı Ayla. Sen yalnız başına gideceksin eve. Ne işin çıktı? Tam üstümü de giymişken acil bir hasta geldi. Hemen de ameliyat alınması lazım. Ya Hasan, sen evli barklı adamsın. Boştaki asistanlar girsin ameliyata, olmaz mı? Saçmalama Ayla. İyi tamam. Hadi. Zeynep, seninle eve gelmem lazım. Niye? Evde bir şeyim kalmış, onu alacağım. Gel Hasan, ben de oraya gidiyorum. Hı-hı. Hadi.
Beni neden eve getirdiniz? Polise gidip her şeyi anlatmak zorundayız. Bizi zorla soktular bu işe. Polise bunu söyleriz. Bizi hiçbir şeyle suçlayamazlar. Zorla yaptırdılar bize bunu. Ela. Ela biraz sakin ol. Sakinleş biraz. Onu öldürdü. Onu öylece öldürdü. Kızın hali gözümün önünden gitmiyor. Gidecek Ela. Unutacaksın. Bugün olanları hiç kimseye anlatamayız. Hiç kimseye. Sizin için söylemesi kolay. Bunu saklayacak kimseniz yok tabii. Olanları anlatırsan senin de kimsen kalmayacak. Bak Ela, ben de senin kadar şaşkınım. Senin kadar korkuyorum. Bu insanlar her şeyi yapabilir. Onlardan nasıl kurtulacağımızı bilmiyorum. Ama bir şeyi çok iyi anladım. O kıza olanların, sevdiğin insanların başına gelmesini istemiyorsan ağzını çok sıkı tutmalısın. Tamam mı? Sizin yüzünüzden. Ben sadece annemle buluşmaya gidiyordum. Sırf sizin asistanınız olduğum için bunlar geldi başıma. Ela! Aslanın arabası mıydı o? Arslan? Yok canım, o değildir herhalde. Bu arabadan bir tek onda yok ya. Kapı kilitli değil. Gelmiş işte. Levent. Ela. Öldüm meraktan. Aklıma bin türlü şey geldi. Neden telefonun kapalı? Telefonum kırıldı. Kırıldı mı? Evet. Düşürdüm ve kırıldı. Annenle nasıl geçti? Ela, kötü müydü? Seni üzdü mü? Bilmiyorum Levent, bilmiyorum. Yaklaşık 9 saattir annenlesin ve nasıl geçtiğini bilmiyor musun? Ya bak, üstüne gelmek istemedim. Sadece senin için endişelendim, tamam mı? Bütün gün haber alamadım ve endişelendim. Biz annemle saatlerce konuştuk. Ya uzun uzun konuştuk. Şu anda pek bir şey değerlendiremiyorum. Biraz yoruldum ve gerildim. Sadece gerginim. Üzgünüm. Senin için zor bir gün olduğunu bile bile seni zorladım. Ben gideyim. Sen de güzelce uyuyup dinlen. Yarın konuşuruz, tamam mı? Efendim Hasan. Hocam Ela kendi evinde. Of. Neredeymiş peki bütün gün? Bilmiyorum hocam. Levent Bey annesiyle geçirdiğini söyledi. Ben de sesimi çıkarmadım. Anladım. Ben yarın konuşurum onunla, tamam. Alo. Alo. Nazenin Hanım benim, Hasan. Merak etmeyin, Ela şu an evinde. Ah. Allah'ıma şükürler olsun. O kadar korktum ki. İyi mi peki? Bir sorunu yok değil mi? Pek konuşmadık aslında. Ama iyi sanırım. Hasan. Ela'nın başı dertte olabilir mi? Sen onun dostusun değil mi?
Sana bir şey söylemedi mi? Şu sıra aramız pek iyi değil Nazan. Anladım Hasan. Bu yaptığını unutmayacağım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hala gergin misin? Yok, iyiyim. Ama çok üzgün görünüyorsun. Annen seni kıracak bir şeyler mi söyledi Ela? Düşüncesizce mi konuştu? Hayır. Ya dedim ya iyiyim. Sadece bunu konuşmaya hazır değilim. Tamam, affedersin. Günaydın. Günaydın Levent. Dün gece seni Ela'nın evinin oralarda gördüm. Ha, Ela'yı gözetliyordum. Saçmalama. Dün bir sürü yoldan geçtim. Oradan da geçmiş olabilirim. Kutlarım Aslan. Başhekimliğini baltalamak için şahane bir adım atmışsın. Hastayı narkozda bırakıp gitmek. Bravo vallahi. Bunu titrek elle ameliyatlara giren bir cerrah mı söylüyor? Günaydın. 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 Ümit Bilen'i duymuşsunuzdur. Kalp ve damar cerrahı. Merhaba. 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 Demek Suat'a bir rakip geldi ha? Yok hayır. Haldun Bey beni başhekim adayı olarak çağırdı. Yani ben hepinizin rakibiyim. İzninizle. Eski şefinizle konuşmam lazım. Ah, Haldun Bey günaydın. Sizi görmeye geliyordum. Günaydın Ümit. Toplantıya hazır mısın? Elbette hazırım. İmzalaman gereken belgeleri sekreterime bıraktım. Sadece imzan kaldı. Harika. Gidip hemen halledeyim. Bu arada sormak istediğin bir şey olursa... Teşekkür ederim. Her şey kontrolüm altında. Büyük bir dosya. Önemli bir şey değil. Sadece hastaneyle ilgili birkaç plan. 10 yıllık bir plan. Ha. Yani sadece birkaç ufak değişiklik. Einstein ne demişti? Bütün işi Newton yaptı. Ben sadece onun omuzlarında duruyorum. Demek bu senaryoda Newton ben oluyorum, öyle mi? Ben şu imza işini halledeyim, sonra kurulda görüşürüz. Pekala. Gece telefonda doğru dürüst hiçbir şey anlatmadın. Aklım sende kaldı. Annene nasıl geçti? Gece de söyledim sana. İyi geçti. Bütün söyleyeceğim bu mu? Neler konuştuğunuzu anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok. Belki sonra, tamam mı? Tamam. Nasıl istersin. Ela, gelir misin biraz? Günaydın doktorlar. Günaydın hocam. Günaydın, günaydın hocam. Sonunda büyük gün geldi. Hepinize ayrı ayrı iyi şanslar diliyorum. Başımıza bir de ümidi çıkardığınız için sağ olun hocam.
10 yıllık bir planı var. Ne? Yönetim kuruluna cerrahi departmanı ile ilgili 10 yıllık bir plan sunacak. 10 yıllık mı? Sadece bir gündür burada. Dosyasını görseniz. Birkaç ufak değişiklik planlamış. Benim hastanem için planlar yapıyor. Onu başhekim adayı olarak siz çağırdınız hocam. Bu yüzden kıskanmaya hakkınız yok. On yıllık plan ha. Dün annenle görüşmek için izin istedin ve ben de bunun önemli olduğunu düşünüp sana izin verdim. Ama annenle değildin Ela. Siz... nasıl öğrendiniz bunu? Annen buraya geldi. Bunu Levent Bey'e söylemedim çünkü önce seni dinlemem gerektiğini düşündüm. Ben yani ben buradan annemle görüşmek için çıktım. Ama sonra gidemedim. Çünkü buna hazır olmadığımı fark ettim. Ve sonra eve gidip telefonumu kapattım. Yani kafamı dinlemek için. Yani bütün gün evde miydin? İyi de bu senin Levent Bey'e ya da arkadaşlarına açıklayamayacağın bir durum mu? Niye yalan söyledin? Hayır. Yani evet. Onlar... ya bilmiyorum ben... aslında haklısınız. Evet, söylemem gerekirdi. Onlar bir an önce anneni affetmen gerektiğini mi düşünüyorlar? Bu yüzden mi ona gitmediğini sakladın? Evet, galiba. Peki siz yani bunu Levent Bey'e söyleyecek misiniz? Yalan söylemeni tasvip etmesem de tabii ki bunu yapmayacağım. Bu senin bileceğin bir şey. Ama izinli bile olsan sen bir doktorsun Ela. Ve doktorlar telefonunu kapatıp ortadan kaybolamaz. Her ne kadar dün Aslan Bey de tıpkı senin gibi ortadan kaybolduysa da... bu bir doktorun yapabileceği bir şey değil. Neyse. Haklısınız. Hadi şimdi arkadaşlarının yanına gidelim. Bugünkü ameliyat planına bir bakalım. Şu iki hastanın yerini değiştirebiliriz. Merhaba hocam. Ela. Nasılsın kızım? İyiyim hocam. Nasıl geçti annenle görüşmen? Bir ilerleme kaydedebildiniz mi? Evet. Her şeyi konuştunuz mu? Bak, senin için zor olduğunu biliyorum ama... Hocam ben iyiyim. Ben gayet iyiyim. Yani lütfen bana artık dünle ilgili soru sormayın. Şu anda tek istediğim çalışmak ve dünü unutmak. Lütfen dünü unutmama izin verin. Merhabalar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hocam Melek Güner. 22 yaşında bayan hasta. 2 gündür olan bayılma atakları, bulanık görme ve dayanılmaz baş ağrısı şikayetleriyle hastanemize başvurmuş. Haftalardır. Her zaman ağrımıyor aslında. Ayrıca bu aralar fazla uykusuz kaldım. Tansiyonum düştüğü için bayıldığımı düşünüyorum. Onu buraya sürüklemek zorunda kaldım. Restorandaki tek izin günümüzde. Ya bırak da doktorlar seni muayene etsin. Bak bir sürü doktor. Bir baş ağrısı için bu kadar çok doktora ihtiyaç var mı? Bakın.
Burası bir eğitim hastanesi olduğu için böyle. Ayrıca sürekli baş ağrısı ve bayılma atakları kesinlikle ilgilenilmesi gereken bir durum. Bayıldığında kollarında ve bacaklarında kasılmalar, ağzından köpük gelmesi gibi bir şey oldu mu? Gözlerini tek bir noktaya dikmişti ve çenesi kilitli vaziyetteydi. Ama kasılmalar olmadı. Beyin MR'ı istiyorum. Tamam. Şüpheli bir lezyon saptarsanız kontrastlı çekim de yapılsın. Ayrıca hemogram ve elektrolitlerine de bakılsın. Tamam. Birazdan görüşürüz. Hasan ve Zeynep, hasta sizin. Geçmiş olsun. Hadi bakalım, küçük bir yolculuk yapıyoruz. Hadi bakalım. Gamze, gelmek zorunda değilsin. Elbette geleceğim. Her şeyi beraber yaparız. Bunu da beraber yapacağız. Gamze ile ben 2 gün arayla doğduk. Arkadaşlığınızın bu kadar güçlü kalması çok güzel. Beşikten mezara kadar değil mi? Beşikten mezara kadar. Yalan söylemeyi beceremiyorum. Soru sorduklarında ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepsi üstüme geliyor. Ya durmadan soru soruyorlar. Yalan söylediğimi anlıyorlar. Ela. Ela, kendine gel. Sakin ol. Kimse hiçbir şey anlamadı. Ama anlayacaklar. Polise gitmeliyiz Arslan Bey. Bununla yaşayamayız. O kızı nasıl öldürdüklerini, bize nasıl silah zoruyla ameliyat yaptırdıklarını polise anlatmak zorundayız. Polise falan gitmiyoruz. Gel. Gel şöyle. İzle şunu. Bunun için bana yüklü bir miktar para vermen gerekebilir. Çok yüklü bir miktar. Aslında bambaşka şeyler konuşuyorduk. Ben de sana bir iş teklif etmek istiyorum. Benim ortağım olur musun? Çok cazip bir teklif bu. İstedikleri gibi montajlar işler. Çıkarabiliriz. Polise gidersen ikimizin de meslek hayatı biter. Peki ne yapacağız? Tümörün çevresindeki ödemli dokuyu görüyorsunuz değil mi? Hafif shift yapmış ve lentiform nükleosta komşu. Tümörün periventriküler alanda olması onun iyi huylu olma ihtimalini azaltır mı? Biyopsi yapıp patoloji sonucunu görmeden konuşmak sağlıklı olmaz. Hastayı hazırlayın. Stereotaktik biyopsi yapacağız. Tümör kötü huylu muymuş? Derin yerleşimli bir tümör. Biyopsi yapıp tümörün patolojik sonucunu görmemiz lazım. Bakın, eğer kötü huyluysa bana söylemeniz gerek. Çünkü eğer onun yanında söylerseniz ağlamaya başlarım. Ben ağlarsam o da ağlar. Meleğin ailesini arasan iyi olur Gamze. Şey... Onun ailesi... Yani biz... Biz evi terk ettik. Ne? 18 yaşındayken evden kaçtık biz. Yani ben onları arayamam. Gamze... İnsanlar böyle durumlarda fikirlerini değiştirebilirler. Ailesini görmek isteyebilir. Onun ailesi benim. O da benim ailem. Ailesini aramayacağım. Siz de aramayacaksınız.
Bu insanlardan kurtuluş yok. Ya bir günde hayatımızı ele geçirdiler. Sevdiğimiz insanlar tehlikede. Mesleğimiz tehlikede. Ela. Bugünkü vakada kemik greftini senin almanı istiyorum. Efendim? Anlamadım. Dün gelen maksilofasiyal travma hastası. Kafatasından alınacak kemik greftle orbita sabanı ve maksilo rekonstrüksiyonu ameliyatını sen yapacaksın. Şaka mı bu? Eğer neşterinin ucunda bir hayatın sorumluluğunu hissedersen bu sinir krizinden çıkarsın. Çünkü bilmem farkında mısın? Sinir krizi geçiriyorsun. Yaşadığım bütün o korkunç şeylerden sonra tabii ki sinir krizi geçiriyorum. Ama geçirmesen iyi olur değil mi? Sevdiklerimizin hayatı içinde, mesleğimiz içinde. Ameliyat yapmaya karar verdiğin andan itibaren dün geceyi düşünemezsin. Ve ne kadar sakin kalabilirsek, içine düştüğümüz bu delilikten kurtulma şansımız o kadar artar. Hı? Tamam. Hadi. Hadi o zaman. Çalışmaya başla. Senin kurul toplantısına hazırlanıyor olman gerekmiyor mu? Gerekiyor. O zaman niye beni izliyorsun? Düşünüyorum. Neyi? Yeni telefonun karşılığında bana bir öpücük verip vermeyeceğini. İzin alalım ve hazırlıklara başlayalım ha. Ne dersin? Hazırlık mı? Evet. Düğün için. Evet tabii ama... Ya biliyorsun bugünlerde kafam biraz karışık. Yani annem. Yani ben diyorum ki acaba şey mi yapsak? Yani ertelesek mi biraz? Peki. Eğer seni rahatlatacaksa erteleyebiliriz. Nasıl olsa sevgilim yanımda. Biliyor musun? Hı. Bugün kemik grefti ameliyatını tek başıma yapacağım. Ve çok heyecanlıyım. Bir dakika. Aslan kemik greftini tek başına almana izin mi verdi? Evet. Ve bu yüzden çalışmaya devam etmem lazım. Tamam canım. Sen çalış. Ela bugün ilk ameliyatını yapacak. Öyle mi? Bunun doğru bir zamanlama olduğundan emin misin? Eminim. Çoktandır yalnız uçuşa hazır bence. Peki. Öğretmeni olarak böyle düşünüyorsan sen bilirsin. Ama hocam... Fikret. Peki hocam. Şef sizsiniz. Hasan. Hı. Meleğin ameliyatına girmek senin için zor olmayacak mı? Babam kanserden öldü diye bütün kanser ameliyatlarından kaçamam. Tabii. Ama daha çok erken. Beni düşünüyormuş gibi yapmana gerek yok Zeynep. Mış gibi yapmıyorum. Gerçek hislerimi söyledim. Babamın hastalığında hislerin neredeydi peki? Babam öldüğünde neredeydi? O günlerde sadece Ayla vardı yanımda. Onunla hayatımı birleştirdim diye bana cinayet işlemişim gibi davrandınız. Şimdi benim için endişelenmene gerek yok, tamam mı? Hanım kızım bakar mısınız? Kızımız burada yatıyormuş, onu arıyoruz. Adı ne? Ben sizin için bakarım.
Melek, Melek Güner. Aslan. Levent. Neden Ela adam hasta üzerinde kemik grafti yapmasını istedin? Çünkü onun öğretmeniyim ve bu benim görevim. Hayır. Bunu şefi etkilemek için yapıyorsun. Ne? Bugün yönetim kurulu toplantısı var. Ve çıkarın için Ela'yı kullanıyorsun. Ama o şu anda başarısız olmayı kaldıramaz. Niye başarısız olacağını düşünüyorsun? Ela'ya güvenmiyor musun? Ben sana güvenmiyorum. Dün ortadan kayboldun ve bu açığı kendini iyi bir öğretmenmiş gibi göstererek kapatmaya çalışıyorsun. Buna izin vermeyeceğim. Bence Ela neyi yapıp yapamayacağına kendi karar verebilir. O bunu yapmak istedi. Eğer bu işin sonunda Ela üzülürse canını yakarım. Hiç endişelenme. Eğer bu ciddi bir şeyse restorandaki vardiyamı değiştiririm. Gündüz yerine geceleri çalışırım. Teşekkür ederim. Aa. Anne. Baba. Melek. Canım kızım benim. Ailesini mi aradın? Sana aramamanı söylemiştim. Hayır, ben aramadım. Önemli değil Gamze. İyi niyetli davranmış. O iyi. Biz iyiyiz. Size ihtiyacımız yok. Kızımı sen ayarttın. Senin yüzünden evden kaçtı. Melek başarılı bir öğrenci olduğu halde üniversiteye gitmesine izin vermediniz. Okumak için kaçmaya mecbur ettiniz. Hala ameliyatı. Zenan. 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 Kurula hastanenin genişletilmesini önerdiğim zaman çok mutlu olacaksın. Böylece benden kaçmak için daha çok yerin olacak. Senden kaçmıyorum. Buraya seni görmeye geldim ama sen bana bir dakikanı bile ayırmıyorsun. Buraya beni görmeye gelmedin. Buraya iş bulmaya geldin. Her ikisi için de geldim. Hata yapmışsın. Beni davet edecek misin? Nereye? Düğününe. Düğün yapacaksınız değil mi? Düğünden söz etmeyi keser misin? Çoğu gelin düğünden söz etmeye bayılır. Bir sorun mu var? Ne oldu? Yoksa emin değil misin? Lütfen git. Eğer evlenmek için seni sıkıştırıyorsa ona söyleyebilirsin. Evleneceğin zaman hazır olmak istersin değil mi? Bunu anlaması lazım. Melek, patoloji sonuçlarını aldım. Pardon, siz? Ailem. Merhaba. Melek, maalesef beynindeki tümör kötünün iyisi diyebileceğimiz sınıftan. Ameliyat yapmak zorundayız. Ameliyat mı? Ne kadar ilerlemiş durumda? Maalesef epey ilerlemiş. Vakit kaybetmeden ameliyatı alıp tümörü çıkarmamız ve ardından hemen radyoterapiye başlamamız gerekiyor. Nasıl bu kadar kötü hale gelmiş? Onu gerçekten düşünseydiniz 4 yıldır bir kere arardınız değil mi? Gamze. Sadece onlarla eve dönmeyi sağlamak için buradalar. Hastaneden çıkar çıkmaz seni kasabaya geri götürecekler. İstediğin bu mu? Okuldaki son yılın, son dönemin. 4 yılından vazgeçip onlarla gitmek mi istiyorsun? Anne. Baba.
isterseniz iyi olur. Ama ameliyat olacaksın kızım. Ümit Bey. Kemik grafiti alacaksın. Bu ameliyat gerçekten ustalık ister. Yani yeteneklerim aşar mı diyorsun? Bu yalnızca yetenekli olmakla ilgili değil. Sadece bunu yapmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? Arslan'la konuştum ve... Ne yaptın? Arslan'la konuştum. Yani Ela, bu zor bir prosedür. Başaramayacağımı düşünüyorsun. Tabii ki hayır. Ama bir düşün bakalım. Arslan şimdiye kadar bırak kemik grafiti almayı, herhangi bir şey yapmana izin verdi mi? Şef olma yarışında seni kullanıyor. Hayır Levent. Bana bu ameliyatı verdi çünkü şu an buna ihtiyacım olduğunu biliyor. Ve bunu başarabileceğime inanıyor. Anladım. Arslan senin ihtiyaçlarını anlıyor. O sana inanıyor. Seni destekliyor. Ben de gelmiş bir şeyler saçmalıyorum. Levent! Levent! Benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ben... Merhaba tatlı kız. Seni işinin başında görmek ne kadar güzel. Bu yakışıklı da kim? Meşhur aşkın mı yoksa? Bu kızın şaşkın halleri çok hoşuma gidiyor. Merhaba, ben Burçin. Levent, Ela'nın nişanlısıyım. Ben de Ela'nın en sevdiği hasta yakınıyım. Arslan'la ikisine Türkiye'nin en özel göğüslerini getiriyorum. Öyle mi? Öyle. Bu adamı çok sevdim Ela'cığım. Hem çok yakışıklı... ...hem çok cool. Ona iyi bak, oldu mu? Biliyorsun. Bir kadın... Bir erkeği rezil de eder, vezir de. Öyle değil mi? Bu da neydi böyle? Arslan Bey'in tuhaf müşterilerinden biri işte. Sen bana ne söyleyecektin? Ben özür dileyecektim. Levent Bey, hastaya vereceğimiz 3 ünite tam kan ve 1 ünite TDP hazır efendim. Tamam. O burada. Burçin buraya geldi, benimle konuştu. Sakin ol. Burada bize bir şey yapamaz. Ya Levent bir sürü şey soracak, ona ne söyleyeceğim? Zaten her şeyi yanlış anladı. Ama anlatırsam anlayacaktır. En azından ona söylemek zorundayım Arslan Bey. Hayır. İşte bunu hiç tavsiye etmem Ela'cığım. Hem de hiç tavsiye etmem. Petra'nın ölümü sana şaka gibi mi geldi ha? Birbirimizi anladık sanıyordum Ela.
Sadece korktuğu için söyledi onları. Kimseye hiçbir şeyden söz etmedik. Etmeyeceğiz de. Ela da bunu çok iyi biliyor. Doktor Ela'yı gördünüz mü? Evet, Arslan Bey'in odasına girdi az önce. Benden akıllı olmaya çalışma Ela. Ve şunu unutma. Sen benden kurtulamazsın. Ama ben senden kurtulabilirim. Sana bir ceza kesmek lazım. Bu kız beni üzecek gibi görünüyor. Ona filminizi izletmedin mi? İzledi Burçin. Ve her şeyi anladı. Bana güven. Ben güvenmeyi hiç sevmem Arslan. Sen olsan, sana güvenir miydin Ela? Kimseye hiçbir şey söylemedim ve söylemeyeceğim. Bence de söylemeyeceksin. Gamze nerede? Telefon etmeye gitti. Vardiyasını değiştirmek için. Melek. Ailen hala burada. Gitmediler mi? Onları arayan ben değildim. Onları sen aradın değil mi? Evet. Ve tahminimce uzak bir yerden geldiler. Yani onları daha önceden aramışsın. Bir süre önce bir polikliniğe gitmiştim. Bana bir beyin cerrahına gitmemi söylediler. Ama hastane masraflarını bırak, kiramızı bile ödeyemiyorduk. Sonra korktum. Ailemi aradım. Hastane için bana para yolladılar. Peki neden onlara gitmelerini söyledin? Gamze ile birbirimize söz verdik. Biz kardeş gibiyiz. Beşikten mezara kadar birlikteyiz. Onu burada bırakıp annemlerle dönemem. Kurulla görüşmen şimdi mi? Şef en başında seni seçti. Bir sonraki şef sen olmalıydın. Plan buydu. Bu çok uzun zaman önceydi. O zamandan beri çok şey değişti. Ama sen hala aynı adamsın. Şefin seçtiği adamsın. Hayır. Değilim. Aynı adam değilim Zeren. Ve olmak da istemiyorum. Eskisinden daha iyi olmak istiyorum.
geliştiğime inanmak istiyorum. İleri gitmek istiyorum. Geriye dönmeyi düşünmüyorum. Ve ben seninle gurur duyuyorum. Suat Bey. Suat başhekim olamazsa onunla evlenmekten vaz mı geçeceksin? Aylar önce araştırılması gerekirdi. Ağrıları ve göğüs kararmaları aylardır sürüyormuş. Parası yokmuş. Erteleyip durmuş. Ücretsiz kliniğimiz açılabilseydi erken tanı konulabilirdi. Erken farkına varılsa bir miktar daha fazla şansı olabilirdi. Ama bu tip tümörler nöroşirurjideki en cesaret kırıcı tümör tipidir. Hı hı. Aspiratörün gücünü artırın, göremiyorum. Allah kahretsin. Ne oldu hocam? Tümör korpus ve kalozumu geçmiş ve karşı beyin hemisferine yayılmış. Bu tümörden tam anlamıyla kurtuluş yok demektir. Elimizden geldiğince temizleyip kapatacağız ama iyileşmesi zor. Mikro makas ve surgisel istiyorum. Hasan. İyi misin? Evet, iyiyim. Gitti. Şimdilik onu yatıştırmayı başardım. Ama daha dikkatli olmak zorundasın. Bu arada grafti yapmayacaksın. Ya ben iyiyim. Ameliyatı yapabilirim. Şu anda bundan hiç emin değilim. Ve böyle bir riske giremem. Baştan beri almayacaktınız. Beni oyalamak için söylediniz sadece. Öyleyse niye şefe senin ameliyata gireceğini haber verdim? Sana güvenmiştim. Ve güvenmekle hata ettiğimi anlıyorum. Burçin'i gördüğün an yine dağıldın. Heyecanını, korkunu dizginleyemiyorsun. Bunlar bir cerrahta aranan özellikler değil. Arslan Bey, bu benim için çok önemli. Delirmek üzereyim. Hem siz söylemiştiniz bunun bana iyi geleceğini. Lütfen yapmama izin verin. Söz veriyorum, Aslan hayatını tehlikeye atmayacağım. Peki gel. Evet, şimdi tespit dikişine başlayabiliriz. Sonra da grafti almaya başlayabilirsin. Tamam. Osteotom. Tamam, çok güzel. Şimdi kapatabilirsin. Kanama kontrolü yapalım. Tamam. Sütunu kapatalım. Hazır mısınız Levent Bey? Hazırım. Buyurun. Nasıl geçti? İyiydi. Gayet iyiydi. Fikret? Yardıma ihtiyacın var mı? Ne istiyorsunuz Aslan Bey? İşte en sevdiğim yanın bu. Her zaman direkt konuya giriyorsun. Acelem var Aslan Bey, hastam bekliyor. Pekala. Eğer imkanın olsa bu hastanede neyi değiştirmek isterdin? Ha, anladım. Kurul toplantısına hazırlık. Sizin yerinize ödevlerinizi yapmamı istediğinize göre sanırım yeterince meşgul görünmüyorum. Diğerleri 10 yıllık plan hazırlamış.
Ben sadece birkaç fikir arıyorum. Fikir. Benden mi? Vallahi şu an acildeyim ve acilde bakıma ihtiyacı olan hastalarım var. O yüzden benim 10 yıllık planlarım falan yok Aslan Bey. Benim sadece hemen şimdi planım var. Hemen şimdi planı. Aynen öyle. Hemen şimdi. Nesi var? 35 yaşında erkek. Getir. Ahmet Karaduman. Göğüs bölgesinde ağrı. Hemen şimdi planı. Damar yolu açın. Önümüzdeki birkaç ay Melek bir sürü şey yaşayacak. Radyoterapi, kemoterapi. Durum şu ki Melek'in durumu çok iyi görünmüyor. Ve daha fazla yardıma ihtiyaç duyacak. Tamam. Tamam. Bana doktorların ve ilaçların isimlerini verebilir misin? Yeterince hazır olmak istiyorum. Her şeyi bilmek istiyorum. Böylece ona yardım edebilirim. Gamze, yapamazsın. Onun her şeyi olamazsın. Bu çok zor. Melek'in onu seven bir ailesi var. Onlar onu seviyor. Ve buradalar. Ve Melek onlarla eve gitmek istiyor. Hayır, istemiyor. Onları o aradı. Ben değil. Melek mi aradı? Gamze, Melek iyi değil. İyileşemeyebilir. Hayır. Hayır. Ölmeyecek. Ben ona bakacağım. Ona söz verdim ben. Beşikten mezara kadar yanında olacağım ben onu. Eğer onu seviyorsan gitmesine izin vermek muhtemelen onun için yapabileceğin en iyi şey olacak. Evet efendim. Ücretsiz bir klinik olacak ve herhangi bir sağlık sigortası olmayan insanlar bakılacak. Anlıyorum. Anlıyorum tabii. Size de iyi günler. Anca televizyona reklam verin siz. Bütün paranızı ona harcayın. Ücretsiz klinik için hala bağışçı bulamadınız değil mi hocam? Hayır. Ben bir bağışçı buldum. Bağışçı mı buldun? Kim? Ömer Güven. Ay Zeynep. Yeter artık. Ben o parayı harcayamam. O parayla keyif çatamam. Ölen sevgilimin parasını yiyemem. O para iyi bir şeye harcanmalı. Düşünsenize, parası olmadığı için bir sürü insan hayatını kaybediyor. Ya da tedavi olamıyor. Mesela Melek'in parası olsaydı tedaviye bu kadar geç kalmayacaktı. Belki de kurtulabilecekti. Eğer bana izin verirseniz bu klinik insanlara sağlık getirecek. Ve Ömer'in adını yaşatacak. Peki. Ömer Güven Kliniğini açacağız. Durum ne? Gülüyorlar. Aslan mı var içeride? Evet. Ve hep birlikte gayet keyifle gülüyorlar. Bir kapıya bardak dayamadığınız kalmış. Yo, dinlemiyorduk. (Gülüyor)
Gerçekten çok yararlı geçti hocam. Çok yararlı bir toplantı oldu. Size bugün öğrencimle birlikte otojen kemik greftiyle rekonstrüksiyon uyguladığım hastayı göstereyim. Nasıl geçti? Başarılı hocam geçti. Tabii bu asistanımın çok parlak bir öğrenci olması. Yani bu arkadaşımızın mesleği ilk adım. Bana sorarsanız hepiniz Doktor Arslan'dan ders almalısınız. Gerçekten çok başarılı geçti. Arslan'dan mı? Dalga geçiyorsunuz herhalde. Tabii bu yönetim. Bu bir şaka değil mi? Aslan bu 10 yıllık plan saçmalığına kapılmadı. Hastanemiz için hemen şimdi planına sahibim dedi. Hemen şimdi planım. Hastanenin yararına dedi. Hemen şimdi planımı. Pratikte hemen şimdi. Pratiğe dönüştürüldüğünde şaşırtıcı sonuç. Kurul etkilendi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de öyle. İşin içinde operasyonda olan doktorlar yönetimdeki beyin takımını geliyoruz hocam. Buyurun efendim sizler de. Buyurun. Teşekkürler. Melekciğim. Canım. Annenlerle eve dönmelisin. Gamze. Onlar senin ailen. Ve hala buradalar. Sırf senin için gitmiyorlar. Onlarla eve dön Melek. Seni burada bırakamam. Evet bırakabilirsin. Gamze. Canım. Evine dönebilirsin. Bahçede ağaçların altında oturup o çok sevdiğin dağlara bakabilirsin. Hı? Yıldızların altında. Huzur içinde ve ailenin yanında olabilirsin. Hem beni merak etme sen. Ben burada gayet iyi olacağım. Hem seni ziyarete geldiğimde okulu bitirmiş iyi bir avukat olmuş olacağım ha? Şimdi ailene hoş geldin de. Melek, canım kızım. Suat. Sana bir şey sormak istiyorum. Zeren evlilik fikrinden nefret ederdi. Onu nasıl ikna ettin? Galiba onu sandığın kadar iyi tanımıyorsun. Benim evlenme teklifimi bu gerekçeyle geri çevirmişti de. Sana sevgili olduğumuzdan söz etmedim. Ben hazırım Suat. Çıkabiliriz. Hazırlanmamışsın. Çıkmıyor musun? Nöbetçiyim. Kurul toplantısı nasıldı? İyi değildi. Neden? Kafam karıştı çünkü. Kuruntu yaptığına eminim. Senin seçeceklerini adım gibi biliyorum. Aylarca geçici başhekimlik yaptın. Çok da başarılıydın. Sen de ameliyatta başarılıydın. Tebrik ederim. Beni izledin mi? Seni görmedim. İzledim. Aslan sana güvenmekte haklıymış. Ben gideyim. Biraz yorgunum. Yarın görüşürüz. Ela. Aslan'ın kapısı kilitliyken sen de onunla içeride miydin? Yo, ben yoktum. Yani Aslan Bey'in kapısı mı kilitliydi? Bilmiyorum. Ben içeride değildim. Tamam.
eve gitmeden biraz konuşalım mı? Korkma canım. Zeynep koskoca cerrah. Eve yalnız gitmeyi de başarabilir. Zeynep de değil mi? Evet, Ela'nın ev arkadaşıyım. Biliyorum. Ela çok bahsetti. Hadi Ela. Hadi git sen. Evde görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün hastaneden çıktıktan sonra bir bakalım kime gittim? Anneciğine. Tek başına bir otelde kalıyormuş. Çok üzüldüm. Hiç kimsesi yokmuş Türkiye'de. Faili meçhul bir cinayete. O kadar müsait ki onun adına çok endişelendim. Ortadan kaybolsa kaybolduğunu sen bile bilmezmişsin. Çünkü onu hiç arayıp sormuyormuşsun. Yeter. Ne istiyorsunuz benden? Bugün beni ürküttün Ela. İş ortaklığımızın gizliliğine gereken özeni göstermediğini fark ettim. O yüzden sana durumun ciddiyetini bir hatırlatayım istedim. Hatırlatabildim mi? Seni duyamadım. Evet Burçin Hanım. Güzel. Şimdi in arabadan. İn. Geldin kızım. Girsene. Size bir şey sormam lazım. Bugün hiç beni tanıdığını söyleyen bir kadınla konuştunuz mu? Anlamadım. Niye böyle bir şey soruyorsun ki? Hem ayakta kaldın, otursana. Lütfen sadece cevap verin. Bugün böyle bir kadınla konuştunuz mu? Aslında bugün lobide tesadüfen bir kadınla tanıştım. Seni tanıyormuş. Adı da Burçin. Burçin Hanım. Hemen eşyalarınızı toplayın ve buradan gidin. Hemen şimdi havaalanına gidin. Ve ilk uçakla Fransa'ya geri dönün. Yani daha konuşamadık bile. Sana her şeyi anlatamadım. Lütfen Ela. Bana bir şans tanı. Annen olmam için bir şans tanı. Ben yıllarca senin özleminle yaşadım. Seninle olacağım günleri hayal ederek yaşadım. Seni çok özledim kızım. Kokunu özledim. Ne olur. Ne olur benden bunu isteme. Yanında kalmama izin ver. İstemiyorum.
istemeyeceğim de. Tek istediğim İstanbul'dan gitmeniz. İhtiyacım var sevgine.